Herkese merhaba arkadaşlar, bir diğer World of Tanks videosuna hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde sizlerle birazcık farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu bölümde sizlerle oyuna yeni gelmesi planlanan bir güncelleme hakkında konuşmak istiyorum. Dediklerine göre oyunda birkaç gün içerisinde eski hiçbir şey kalmayacak. Peki eski hiçbir şey kalmayacak derken ne demek istiyorsunuz dedim ve birazcık derine girdik. Olay şu. Oyuna yeni bir sandbox serverı, yeni bir sandbox güncellemesi gelecek ve bu güncellemede 12 adet harita halihazırda bulunan 12 adet harita da yapılan güncellemeler sunulacak oyunculara. Şimdi dediklerine göre 2014 senesinden beri oyunda neredeyse her detayın üstünde tekrar çalışmışlar. Su, toprak, ağaç, ışıklama, ışıklandırma, ek efektler gibi. Şimdi ne yapmışlar peki bu haritalara? Birazcık daha tarihsel ve bölgesel eklemeler yapmayı planlamışlar. Burada HD haritalar, HD grafikler olarak geçiyor güncelleme. Mesela Himmelsdorf daha böyle bir Alman görünecek veya Redshire haritası daha böyle bir İngiliz havaları olacak, böyle çay içen, beş çayı falan. Onun dışında El Haluf daha böyle bir, nasıl diyelim, oryantal diyelim. Şimdi şey olmasın, oryantal havalara girecek. Haritalar hali hazırda gelişme aşamasında olduğu söyleniyor. Fakat Sandbox'ta biz de oynayabilecekmişiz, öyle diyorlar. Yaklaşık 1-1,5 senedir yaptıkları bu haritalar tekrardan detaylandırılıyor. Eski dosyalar gün yüzüne çıkıyor. Pek çok test analiz yapılıp biz oyunculara sunuyorlarmış. Öyleymiş madem öyle. Genel olarak haritada herhangi bir şey değişmedi. Bütün böyle önemli noktalar, işte atıyorum deniz fenerleri, rüzgar türbinleri, yel değirmenleri, neyse işte kayalar, bildiğimiz şeyler, yapılar, onlar genel olarak oyunda devam etmeye duruyor. Ama belli başlı noktaların tekrardan tasarlanması gerekiyor. Peki nedir bu belli başlı noktalar? Tepeler, ırmaklar, dereler, tırmanılacak yerler. Yani keçiler, kendine keçi diyenler, oralara buraları tırmanmayı çok seven arkadaşlar. Yeni haritalar eğer gelecek olursa pek fazla tırmanacak yeriniz kalmayacak. Kendinizi yavaş yavaş tırmanmaya alıştırın abi. Benden söylemesi. Onun dışında haritalara özel yapılar, araçlar getirilecek. Böyle itemler gibi, böyle güzel, böyle nasıl diyeyim, böyle özel parçalar ekleyecekler haritalara. Mesela atmosferi güzelleştirmek için. Mesela Warships oynayanlarınız bilirse Alman bir gemi var Warships'te. Gerçekte de zaten var olmuş fakat sonradan batırılmış bir gemi. Bismarck bunun adı. Pek çoğunuz zaten duyduğu zaman şey yapacaktır, hatırlayacaktır gemi. Himmelsdorf haritasında ben daha bir Alman olsun dedik ya. Bismarck'ı koyuyorlar abi Himmelsdorf haritası. Peki nereye koyacaklar diyorsunuz? Abi hemen tren yolunun yan tarafında bir tane dere var, oraya koyuyorlar. Zaten yarı batmış şekilde duruyor. Tarihsel anlamda ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Onun dışında Balıkçı Koyu. Balıkçı Koyu'nda yok edilmiş Mark 1 tankları olacak. Bu ilk tank, hatırlarsınız. İlk şey tank, yani o İngiliz savaş tankı, 1. Dünya Savaşı'nda kullandıkları var ya. Oyun alanının içerisinde bunlardan birkaç tane serpiyorlar böyle sağa sola, o düzlük alanlara, şeylere. Ve bu tankların arkasına saklanabileceksiniz. Hani yıkılabilir tanklar olmayacaklar. Bir bakıma güzel. Onun dışında haritadaki ana savaş koridorları diyeyim ya da yollar, hani böyle sağdan soldan ortadan üç, genelde 3 tane koridor yaparlar oyunda. Bunları tekrardan böyle daha rahat bir şekilde telaffuz edebilmek için, daha rahat bir şekilde adlandırabilmek için şöyle bir iki böyle özel şey yapmışlar, eklenti yapmışlar o bölgelere. Mesela Steps haritası, Bozkırlar haritasını biliyorsunuz hepiniz. Ağırların genelde savaştığı noktayı hatırlarsınız. Böyle bir kayalıkların olduğu bir yer var. İşte yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı gidiyorsunuz. Şimdi o bölüme bir böyle lagünümsü, bir göletimsi bir alan ekliyorlar devamına. Ve bunun adına kum çukuru diyorlar. Neden acaba? Onun dışında orta tankların gittiği diğer taraf var. Bu da hani diğer daha uzaktaki, kepten uzakta olan bölüm, sağ taraftaki bölüm. Oraya da mesela bir dere, bir su birikintisi, bir akıntı koymuşlar böyle. Birazcık daha oynayış şeyini değiştiriyor, oturtacak. Onun dışında yani orta bölüm zaten orta bölüm olarak kalmış. Bir şey değişmemiş, açık alan olarak görmüşler yani. Bu sayede harita 3'e bölmüşler. Solda kum çukuru, ortada açık arazi, sağda ise dere. Çok kolay değil mi? Kırmızı çizgi. Hani birçoğunuz derdi ya,
Ya yan haritaya geçtin, yan haritaya atıyorsun mermiyi falan filan. Dağa taşa attı. Artık birazcık gerçek olabilir o. Gerçek gibi görünebilir yani. Kırmızı çizgiden sonraki sis kalkıyor. Ne demek sis kalkıyor? Artık kırmızı çizgiden sonrası da oyunun içerisine görsel anlamda dahil edilmiş. Oyun alanında değil fakat görsel anlamda dahil edilmiş bir şekilde olacak. Yani sisten böyle salak salak uğraşmıyor olacaksınız. Dağlar, tepeler, taşlar, kayalar olacak devamında. Bunu nasıl yapmışlar? Bölgelere gitmişler, o benzer herhalde anladığım kadarıyla bölgelere gidip özel dronlar ve kamera yöntemleri, fotoğraflama yöntemleri sayesinde bölgenin işte şeklini, şemalini çıkartmışlar ve bunu bu şekilde oyuna ekliyorlar. Ve bu her eklenen bölgenin de kendine ait bir bitki örtüsü, haritanın devamı gibi görünen kendine ait bir bitki örtüsü ve nesneleri olacak, nesneler olacak içerisinde. Bu birazcık düşük sistemli arkadaşlara sıkıntı çıkartabilir mi acaba diye düşündürüyor beni. Çünkü renderlaması gereken bilgisayarın daha fazla nesne anlamına geliyor. Sadece haritalar değil demiştik, dokular da tekrardan işlendi dedik. Çim, asfalt, işte çamur, kum, taş ve benzeri dokular daha yeni böyle şey yapılmış, nasıl diyeyim, yeniden böyle uğraşılmış üstünde, tekrardan ele geçirilmiş, ne ele getirilmiş, işte o olan, bundan ne yapılmış. Işık sistemini demişler. Artık işte kumaş, metal, plastik, boya, cam ve benzeri dokular renderlanabilecek. Yani bu dokular daha böyle belirgin halde bizim gözümüze gelebilecek. Diğer türlü hepsi böyle sadece renk değişikliği varmış gibi görünüyordu. Şimdi dokusal anlamda da birazcık daha böyle efekt katmış olacaklar. Ve en çok böyle bekleyerek şey yaptığım, en çok heyecanlandığım noktalardan birisi de ıslak, kumlu, çamurlu, kirli tanklar. Yeni ışıklandırma sistemi sayesinde eğer tank sudan geçerse tankın üstü ıslanacak. Belli bir süre sonra kuruyacak ama yani kısa bir süre sonra, ben yani belli bir süre sonra kuruyor olacak ama bu efekt sonunda oyuna eklendi. Veya kumda gidiyor bir tank uzun süre, belli bir zaman sonra yavaş yavaş toz toplamaya başlayacak üstü. Ve kirlenecek. Peki bu kirli tanklarla daha sonra ne olacak? Suya girdin çıktın tertemiz, pırıl pırıl, oto yıkamadan çıkmış gibi veya tank yıkamadan çıkmış gibi bir halin olacak. Su demişler. Suyu tekrardan daha gerçekçi yapmak için uğraşmışlar. Derenin aktığı yönü artık daha net bir şekilde fark edebiliyor olacağız. Veya denizdeki dalgaları uzaktan böyle gözümüzle kesiyor olursak veya tankın nişancısıyla böyle bakıyor olursak tankların şeyin dalgaları görebileceğiz denizin üstündeki. Bu da oyuna birazcık daha atmosferik anlamda şey olmuş, eklenti olmuş. Onun dışında araçların su ile etkileşimi. Araçların suyla etkileşimi ne demek? Eğer bir tank suya girerse ne oluyordu şu anda güncel server'ımızda? Böyle bir fata 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 diye böyle bir su etrafı birazcık atılıyor. Görsel o kadar. Şimdi gerçekten dalgalar ekleniyor olacak. Tank suya girdiği anda önünde bir dalga oluşacak. Tank ilerledikçe o dalga da ilerleyecek ve yayılacak. Ve en cafcaflı yeri. Eğer bir tank su üzerinde ateş ederse veya suya ateş ederse işte tam da bu olacak. Çok güzel değil mi abi? İnanılmaz değil mi ya? Bununla beraber bitki örtüsü. Aynı mentalite, aynı mantık, şok dalgaları. Bitki örtüsüyle etkileşime giriyor. Yani çalıların arasında, çimlerin üstünde bir tank ateş ettiği zaman etraftaki namlunun çıkış bölümündeki, yani namlunun ucundan çıkan şok dalgasıyla birlikte çimler de sallanacak ve o şok dalgasına göre etki gösterecek. Onun dışında yaklaşık 100'den fazla ağaç ve çalıyı tekrardan tasarlamışlar oyunun içerisine yeniden eklemek için. Ve bu kadar ağacı işte sezon sezon, işte yaz, kış, sonbahar, ilkbahar gibisinden bunların dokularını renderlamışlar, eklemişler. Başka oyuncuları etkilemeyecek bu, hani bahsettiğim işte şey, nedir o? Ateş ediyorsun, sallanıyor çimler falan. Eğer sen spotta, yani adam spotta değilse onun attığı atış etkilem, öyle bir şey. Göreceğiz ne olacağını. Pek inanmıyorum öyle olacağını. Herkesin bilgisayarı kasacak gibi gidiyor. Neyse, gökyüzü demişler. Bir süre önce Skybox teknolojisini eklemişlerdi oyuna. Şimdi ise HDR fotoğraflama
teknoloji, HDR fotoğraflama teknolojisiyle daha da güzel bir hale getiriyorlar. Ve ışıklandırmayla birlikte, bu Skybox'ın devamı olarak ışıklandırmayla birlikte artık dokulardan, nesnelerden yansıma mümkün olacak. Mesela duvardan ışık yansıyabilecek veya renkli bir kumaştan, atıyorum bir branda var böyle sokağın üstünde. Sokağın üstündeki brandadan gelen güneş, yukarıdan gelen branda, aşağı tarafı brandanın rengi, atıyorum kırmızıysa aşağısı böyle kırmızı olur ya, onun gibi olacak. Tabii ki çok daha güzel böyle bir atmosfer katmaya çalışıyor. Onun dışında yıkılmayla ilgili birazcık detaylar eklemişler. Havok Destruction dedikleri bir yeni yıkılma fizik modülü var. Bu hala hazırda. Ve bu fizik modülü birazcık daha uğraşmışlar. Şu anda hala hazırda işte Sandbox'ta, bilmiyorum şey yaptınız mı, denk geldiniz mi de, tankları sıkışmış kalaslar falan böyle veya taşlar böyle acayip acayip hareketler yapıyor falan. Bunlar yakın zamanda dediklerine göre iptal olacak, bitiriyor olacaklar bu sorunları. Bu kadar süreç boyunca bu Wargaming'in kafalarındaki hedef performansı sabit tutalım abi, ama oyunun atmosferini ve oynanışını öyle söyleyeyim, geliştirelim. Ne kadar doğru olur, ne kadar olmaz bilmiyorum ama şimdiye kadar en çok merakla beklediğim güncellemelerden birisi bu olacak gibi duruyor. Tabii gerçekleşirse. Bu güncelleme ilgili hakkında yorumlarınız var mı arkadaşlar? Güncelleme gelse güzel olur mu? Ya da sizce iyi yanları, kötü yanları nelerdir? Fikirlerinizi bekliyorum. Aşağıya yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.